Gençler merhaba. En sonki dersimizde güçlü etkileşimlerle ilgili soru çözmüştük. Bir de zayıf etkileşimlerle ilgili soru çözelim. Zayıf etkileşimler nelerdi? Hidrojen bağı vardı, Van der Waals bağları vardı. Van der Waals'ta dipol-dipol, iyon-dipol, indüklenmiş dipol ve London kuvvetleri olarak birkaç basamak içerisinde ayrılıyordu. Dipol demek polar demekti. İndüklenmiş dipol demek molekül geometrisi apolar demekti. Yani biz zayıf etkileşimlere bakarken atomlar arası değil de moleküller arasındaki bağların polarlığına, apolarlığına bakacağız. İyondan kastı genelde iyonik bileşikler kullanılır. O kullanılmazsa da asit baz verilir bazen. Onlar da iyonların ayrıldığı için onları da iyon olarak alabiliriz. Şimdi yukarıdaki türlerin hangisinde iyon dipol vardır diyor. Bir kere şöyle yapalım. Bütün sıvıların polarlı apolarlı oluşuna bakalım. Ben size demiştim ki eğer karbon ve hidrojenden oluşuyorsa sadece bütün karbon ve hidrojen oluşan bileşiklerin yapısına apolar demiştik. Karbon tetraklorü bir önceki videomuzda açmıştık. Pardon şurayı şöyle yapayım. Her birini klorla doyurduğumuzda sağ sol aşağı yukarı eşit kuvvete çekeceği için apolar yapıda oluyordu. Su molekülünü açalım. Yine şu şekilde açtığımızda neyse yazamadım. Şu şekilde açtığımızda sağ ve sol eşit kuvvetle çekemeyecek. Aradaki açı 180 derece olmadığı için polar molekül geometrisine sahip diyoruz su için. Şimdi bir kere yukarıdakileri kontrol ediyorum. Bana diyor ki iyon dipol olsun. Apolar demek indüklenmiş dipol demekti. O yüzden ben zaten direkt 2 ve 3'ü eliyorum. Çünkü bunlar apolar yapıda yani indüklenmiş dipole sahip. Birincisinde polar var. Yukarıya atılan ise potasyum klorür. Potasyum klorürdeki potasyum metal, klor ametal. Metal ametal iyonik bileşik olduğu için iyonlarına ayrılabilen bir bileşik demek. Ben buna iyon, bu da polar olduğu için buna da dipol bağ olur aralarında diyorum. O yüzden yalnız birinci öncülüğümüzü almış olduk. Hemen bir sonraki sorumuza geçtik. London kuvvetlerine sahip moleküllerde molekülün elektron sayısı arttıkça kaynama noktası artar. Mesela 7 A'yı aldım gençler. Flor, klor, brom, iyot diye aldık. Aşağı doğru indikçe proton sayısı artıyordu. Aşağı doğru indikçe proton sayısı arttığı için elektron sayısı da aynı oranda artıyor diyorum. Elektron sayısında artış olduğu için London daha kuvvetli bir bağa sahip olacak. Bu sebeple bağ ne kadar güçlü ve kuvvetli ise erime ve kaynama noktası da o kadar güçlü ve kuvvetlidir dememiz lazım. Yani burada kaynama noktası en yüksek mesela iyotun olur. Bana diyor ki buna göre diyor aşağıdaki molekül çiftlerinden hangisinin kaynama noktaları arasında 1 büyük 2 ilişkisi vardır. Şimdi bu tarz sorularda hemen şey yapalım. Toplam şuralarda verilen protonları da alabilirsiniz. Direkt sondaki elektronları da alabilirsiniz. Çünkü nötr atomlar olduğu için protonları elektronlarına eşit demek. Hemen şu kısımda aldığımda 2 olacak toplamı. Şurada aldığımda 6 burada var. 4 tane de hidrojenden gelecek. 10 oldu. O zaman bunun sayısı büyük olduğu için kaynama noktası metan gazının daha büyüktür diyebilelim. Helyum için 2 vermiş. Hemen klor için toplamını alıyorum. 20-34 olmuş. O zaman yine klor büyüktür helyumdan diyorum. Karbon için 6 karbonda var. Kükürt için 16-16 daha 32. 32'nin üzerine 6 eklersek 38 oldu. Flor için yapıyoruz. 9-9 daha 18. O zaman mesela bunun için 1 büyük 2 olmuş oldu. Cevabımız da C olmuş olacak. İsterseniz devam edelim. Mesela burada karbon 6, oksijen kaçmış 8, 8, 8 daha 16, 16'nın üzerine 6 da eklersek 22 oldu. Karbon 6 idi. Klor için yapıyorum. 2 tane klorum 34, 34'ün üzerine 6 eklersek 40 oldu. Mesela bunda da yine karbondioksitin sayısı küçük olduğu için onu elemiş olduk. Argon için bakıyorum. Şurası 18.
Şu kısma 6, oksijene de diyorum ki 8, 8 daha 16 olacak. Topladık 22, yine karbondioksit argondan büyük olur. Bu tarz sorularımızı dediğim gibi böyle yapacağız. Hangisinin sayısı daha büyükse onun kaynama noktası sadece London kuvveti için büyüktür yorumu yapılır. O zaman hemen bir sonraki sorumuzla devam edelim. Şimdi size diyor ki, şu soru için böyle yapalım. Şimdi ben size demiştim ki, taraflı olan kısımlar moleküller arası yani zayıf etkileşim demekti. Keskin çizgiler atomlar arası yani güçlü etkileşim demekti. Bana diyor ki, yukarıda size belirli bir şekil verdim. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ve Z'nin atomlar arası polar kovalent bağdır demiş. Hemen renkli kalemde ilmişim zaten. X'i alıyorum. Alamıyorum. Aldım. Z'yi alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Keskin çizgiler. Atomlar arasındaki bağlara bakıyorum. Biri hidrojen, biri azot, biri hidrojen, biri flor olduğu için birbirinden farklı atomlar demek yani. O yüzden polar kovalent bağ oldu. Y bağı fiziksel etkileşimdir. Zayıf etkileşimler fizikseldi, güçlü etkileşimler kimyasal etkileşimlerdi. Y moleküller arasında olduğu için taraklı çizgi yani zayıf, o yüzden fiziksel etkileşim oluyor. Z bağı ve Y bağından, Z bağı Y bağından kuvvetlidir demiş. Z bağı güçlü etkileşimdi, Y bağı ise zayıf etkileşimdi. O yüzden Z'nin bağı Y'ye göre daha kuvvetli bir bağ türü olmuş olur. Her üçü de hidrojen bağıdır demiş. Hidrojen bağı için ne gerekiyordu? Hidrojenin bağ yaptığı atomlardan birinin flor, oksijen, azot olması gerekiyordu. Hidrojen bağı zayıf bir etkileşimdi. Zayıf etkileşim atomlar arasında değil de moleküller arasında gerçekleşen bağ türüydü. Hemen bakıyorum. Her birinin hidrojen florla mesela hidrojen azotla hidrojen yine florla bağ yapmış. Ama X ve Z'de atomlar arasında olduğu için kuvvetli bir etkileşim. Ben orada hidrojen bağı vardır diyemem. Sadece buradaki hidrojen bağı Y bağı olmuş oluyor moleküller arasında gerçekleştiği için. O yüzden Denizli şıkkına yanlıştır diyorum. Hidroflorik ve amonyak molekülleri arasında etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Bu bir molekülü. Bu da diğer molekülü. Arasındaki bağı sormuş. Arasındaki bağ şöyle, bakın şuradaki taraflı çizgi. Flor ve hidrojen arasında gerçekleştiği için hidrojen bağı olmuş oldu. Edirne'ye de doğrudur dedik. Verilen dönüşüm için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demiştik ki verilen enerjide 40 kilojülün üstünde ise su istisnaydı, o 43 küsürlük bir şeydi. 40 kilojülün üstünde ise güçlü etkileşim, 40'ın altında ise zayıf etkileşim. Yani fizikseller zayıftı, güçlüler kimyasaldı. Şimdi ben bakıyorum 40'ın altında olduğu için bir kere bu zayıf etkileşim yani fiziksel diyoruz. Hangisi yanlıştır demiş. Yeni bir kimyasal tür oluşmamıştır diyor. Bakın CH4 sıvısıymış. CH4 gazına geçmiş. Sadece hal değişikliği olmuş. Hal değişikliklerinin hepsi fizikseldi. Bunu maddenin hallerinde söylemiştim. Sadece hal değiştirdiği için yeni bir tür oluşturmamış. Kendi içerisinde döngü yapmış. O yüzden buna doğrudur dedim. Yeni bir tür oluşması demek kimyasal etkileşim demek, aklınızda bulunsun. Enerji gerektiren bir dönüşümdür demiş. Şimdi hemen şurasında enerji olduğu için az ya da çok olması önemli değildir. Enerji sonucu değişiklik gerçekleştiğinden dolayı enerji gerektiren bir dönüşümdür dedik. Metanın kimlik özelliği değişmemiştir diyor. Fiziksel bir tepkimi olduğu için fiziksel özellikte kimlik özelliği değişmiyordu. Yani protonlar aynı kalıyordu. Sadece hal değişikliği gerçekleşmiş. O yüzden kimlik özelliği değişmemiştir kısmına da doğru dedik. Dönüşüm sırasında CH4 molekülleri arasında zayıf etkileşimler kırılmıştır. Şöyle yapmıştık, katı, sıvı, gaz. Sağ tarafa doğru ilerledikçe boşluk arttığı için bağlar kırılıyor demiştik. Zayıf etkileşim bağları sıvıdan gaza geçtiğim için kırılacaktır. Doğru diyorum. Mesela bunun sol tarafına doğru ilerlersek zayıf etkileşim bağları oluşur dememiz lazım.
E şıkkında diyor ki tepkime sonunda atomlar arası bağlar kopmuştur. Atomlar arası bağ demek ne demek? Güçlü etkileşim demek. Benim burada bahsettiğim tepkime zayıf etkileşim olduğu için atomlar arası değil, moleküller arasındaki bağların kopması demesi gerekirdi. Burada güçlüden bahsettiği için E şıkkına yanlıştır deriz. Hemen bir sonraki sorumuzda Lewis yapısını ben yine sağ tarafa daha kolay görebileceğim bir şekilde yazayım. Hidrojenleri aldık. Karbonun yine aynı şekilde iki hidrojen, bir karbon, bir oksijen ile kendini dörde tamamlamış oldum. Etil alkol sıvısı aşağıdaki molekül içi ve moleküller arası etkileşim türlerinden hangisini içermez? İlk önce molekül içine bakalım. Molekül içindeki apolara bakıyorum. Apolar hangisi? Bu. Molekül içerisindeki poları bulacağım. Polarlar hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane polarımızı yine yazdık. İyon dipol kuvvetleridir demiş. Hidrojen bağı demiş. Şimdi hidrojen bağı hem molekül içi hem moleküller arasına bak demiş. Moleküller arasına baktığımda şunda iki tane yan yana düşünün. Moleküller arasına baktığım zaman bahsetmiştim ki OH köküne sahip olanlar moleküller arasında, yani şurada taraklıyı düşünün, şuradaki hidrojen bir daha oksijene bağlandı gibi düşünün. Hidrojen bağı moleküller arasında etkindir derim. London kuvvetleri demiş, ister polar olsun, ister apolar olsun, bütün yapılarının içerisinde London kuvvetleri bulunuyordu. Zayıf bir etkileşimdi. Mesela buradaki genel molekül geometri polardır çünkü eşit kuvvette çekmiyor. Ama ben polar baskın olduğu için polar molekül geometrisine sahiptir diyorum. Yoksa her birinin içerisinde aynı zamanda London kuvvetleri de etkindi. London kuvvetleri çok zayıf olduğu için eğer daha baskın bir bağ türü varsa onu görmezden geliyorduk. O yüzden E şıkkına doğru dedim. London kuvvetleri de vardır. İyon dipol demiş. Alkoller İyonlarına ayrılabilen yapılar değildir gençler. Bunun içerisinde dipol var, doğru molekülünde, ama iyonlarına ayrılan taneciği olmadığı için ben burada iyon taneciği vardır diye yorum yapamam. C şıkkı bu sebepten dolayı yanlış olur. Devam edelim. Şimdi CH-Cl3 molekülü yapı polar yapılıyken karbon tetraklorür apolar yapılıdır. Hemen şöyle açalım. Klorları şöyle yerleştirdim. Buraya da hidrojeni yerleştirdim. Diğeri için yerleştiriyorum. Karbon yine 4 bağ yapıyordu. Şu şekilde bu sefer her biri klormuş. Klorların etrafında her biri için 3 çift elektron çiftim de var. Şimdi birincisi için aşağı yukarı eşit çeker, sağ sol eşit çekmediği için polar demiş. Aşağı yukarı sağ sol eşit çektiği için apolar yapıda. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur? Aynı ortamda CH-Cl3 sıvısının kaynama sıcaklığı karbon tetraklorür sıvısınkinden yüksektir. Kaynama sıcaklığı için şöyle yapın. Biri polar, biri apolar. Polar olduğu için arasındaki bağ türü apolar olana göre daha yüksektir diyebilirsiniz. Bir de Lewis yapılarında şeyi kontrol ediyorduk, London'u. Ama London'dan daha baskın. Mesela burada sadece London kuvveti vardı. Ama bunda aynı zamanda polar baskın olduğu için kaynama noktası yüksektir diye yorum yapabiliriz. Birinci öncüle doğrudur dedik. Karbon tetraklorür molekülleri arasında yoğun fazla London kuvvetleri bulunur demiş. Sadece apolar olduğu için apolar bazen, yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipolü bazı kaynaklarda hatta direkt London kuvveti olarak alanlar da var. London kuvveti demek apolar sadece içerisinde basit bir etkileşim bulunduran yapılar olarak da düşünebilirsiniz. Buna da doğrudur dedim. CH-Cl3 molekülü polar kovalent bağ içerir demiş. Polar kovalent bağ demek atomlar arası demekti. Atomlar arasını kontrol ediyorum. Bütün yapıları birbirinden farklı atomlar arasında bağlandığı için polar kovalent bağ sahip olmuş oluyor. Cevabımıza
C'ye Edirne olmuş olur deriz. Hemen bir sonraki sorumuza geçtik. Verilen bileşikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Açtığınız zaman birer grubuna denk geliyor. Metal, ametal ise iyonik bağlı bileşik olacak. Ametalim kovalent bağlı. Ametalim kovalent bağlı. Ametal oluşlarını göremiyorsanız her birinin katmanını açın. 1, 2, 3A grubu metalde, 4, 5, 6, 7A grubu ametalde. 1A'da sadece istisna hidrojen vardı. Onun dışındakilerin hepsini metal alıyordu. Şimdi gerçi burada hidrojeni vermedi, yerde hidrojenin bilgisini vermiş ama olsun. İyonik bileşiktir demiş birincisine. Biz de iyonik olarak bulmuştuk. İkinci bileşikte yoğun fazla hidrojen bağı içerir. Gerçekten muhtemelen şunu NH3 diye düşünmüştür. Şu öncülü bir tutalım. Basım hatası olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen iki tane yanlış çıkacak. O değilse zaten o yanlış çıkacak da. Üçüncü bileşiğin molekülleri apolardır demiş. Üçüncü bileşiği açalım. Karbon, tetra, klorürü açtığımız zaman sağ sol aşağı yukarı eşit çektiği için moleküller arası apolar kuvvet oluyordu. Bir ve ikinci bileşikler arasında yoğun fazla iyon dipol etkileşimi bulunur. Mesela bu da yanlış. Buna NH3 yapacaklardı herhalde. Yanlış bir basım yapmışlar. Anlatacağım. Üçüncü bileşik yoğun fazla London kuvvetleri içerir demiş. Apolar olduğu için başka bir polar türü, yani başka bir bağ türü yok. Hidrojen bağı veya polarlık gibi. Başka bağ türü olmadığı zaman apolarlara direkt London diyorduk. Yani üçüncü öncülde sadece London kuvveti olduğu için baskın olan yapı London kuvveti olduğundan dolayı yoğun fazla demiş. Çünkü başka bir bağ türü yok. Edirne'ye doğru dedik. B şıkkını açıklayayım. NH3 olarak alması lazım. Basım hatası yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü iki şıkkım da yanlış olacak. Bileşik yoğun fazla hidrojen bağları düşünür demiş. Oluşturur demiş. Yani şurada şey gibi düşüneceksiniz. Yine NH3 ile moleküller arasında bağlanırsa hidrojen ve azot arasında gerçekleşen bağ hidrojen bağı olduğu için mesela burada B doğru olacak bu durumda. İkinci öncülde 2 ve 3 arasında yoğun fazla iyon dipol etkileşimi görülür demiş. Şimdi birincisini iyonların ayırabiliyorum. İkincisi aynı zamanda şöyle yapalım. O zaman basım hatası olmamış gençler. Çünkü bunda atomlar arasını düşünüyormuş. Şöyle yapalım. Şu kısmı silelim. NH3 değil. Burası NCl3 olmuş. NCl3 ise o zaman ben diyorum ki NH3 olmadığından dolayı içerisinde hidrojen yok. Hidrojen yoksa bunda hidrojen bağı yok demek. Bursa'yı yanlış alırız. İkinci öncüle bakıyorum. NaCl'yi aldım. NCl3'ü aldım. Onun deniz yapısını da farklı bir renkte göstereyim. Şuraya aldım. Hidrojen değil de sadece klorlarla bağ yapıyorum. Polar oluyor bu durumda. Eşit kuvvetle çekmediği için. Polarsa bu dipol karaktere sahipti. İyonların ayrıldığı için de bu iyon demektir. O zaman arasındaki bağda iyon dipol etkileşim olmuş olur. Denizli'ye doğru deriz. Şurası biraz kafa karıştırıyor gibi yanlışlık var mı diye düşünüyoruz ama onu yanlış bir basım yapmış. Buradaki basım değil de buradaki basım yanlış. Buna doğrudur diye alırsak cevabımız Denizli değil de Bursa olmuş olacak. Bir sonraki sorumuzda. H2S ve HCl polar, apolar molekülleri de vermiş. Hangileri doğrudur? H2S molekülleri ile hidroklorik moleküller arasında yoğun fazla dipol-dipol etkileşimi görülür demiş. H2S'de şöyle ayırıyoruz. S'de 6A grubunda olduğu için aynı su molekülü gibi ayrılacaktı. Hidroklorayı da zaten daha önce ayırmıştık. Şu şekilde aldık. Bu da eşit kuvvetle çekmiyor dipol, yani polar. Bu da eşit kuvvetle çekmiyor polar, yani dipol olmuş olduğu için yoğun fazla dipol-dipol etkileşim vardır deriz. Bu molekül, bu molekülün içerisinde çözünür demiş. Benzer benzeri çözer diye bir muhabbet konuşmuştuk. Polarlar polarların içerisinde, apolarlar apolarların içerisinde çözünecekti. Bu soruda bize vermiş, ikisi de apolar yapıda benzer olduğu için bunlar birbiri içerisinde çözünür dedik.
Hidroklorik molekülleri apolar kovalent bağ içerir demiş, molekülleri. Şimdi moleküllerinden bahsederken arasındaki apolar bağdan bahsettiği için güçlü demek istiyor. Bağ dokuyorum, ikisi birbirinden farklı olduğu için polar kovalent bağ olması lazım. Apolar kovalent bağ dediği için yanlıştır diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 2 olur. Yine bu videomuzu da burada bırakalım. Takıldığımız noktalar olursa online'da konuşuruz. O zaman kendinize tekrar şimdilik iyi bakın gençler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.